Herkese merhaba arkadaşlar. Konsol Üssü'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Kaya. Sağımda tabii ki Murat Sönmez. Niye ben hep sağdayım? Bilmem, öyle alışık sende ya. Öyle oldu ha, değil mi? Saçma. Bugünkü tabii ki programımız aslında hem başta okuduğunuz üzere Murat'la nasıl tanıştığımız ama aslında bir hayatımız bölüm. Hayatımızı anlatsak oyun olur. Evet. Hayatımız oyundan. Son bölümü herhalde bunu çekeriz diye düşünüyorum. Yoksa bir tane daha... Beni 2005-2010'da çekeriz. Tamam. Yeni, ya artık bak hala aklımda yeni nesil diye kalmış. Evet, evet. 360 PS3 döneminde bir anlatırız ama şu anda 2000 ile 2005 arası. Evet. Bilmeyenler varsa arkadaşlar daha önceki videolara bakabilirler. Biz kendi hayatımızdan da kesitler vererek evet, o dönemde anlatıyoruz. Daha işte Atari zamandan başlayarak kendi tecrübelerimizde oyunların nasıl geliştiğini, oyun sektörünün nasıl geliştiğini anlatıyoruz ve 2000'e kadar geldik. Doğru. Bu aralığında bizim için önemli olan kısmı Onur'la bu dilimde tanışmış olmamız ama o biraz sonlara doğru. Evet. 2004'tü galiba. Evet, 2004 ya da 2003'tü. Evet, 2003. Tam ben de hatırlamıyorum şu anda net olarak ama 2000'li yıllar abi. Evet. Şimdi en büyük şey internet. Doğru. Artık yani o hani belli kesiminden çıkmış artık internet. Hı. Benim hatırladığım kadarıyla Türkiye'de böyle 97'de falan hafif hafif yaygınlaşmaya başladı. Sonra 2000'den sonra da bu hızlandı. Evet. İnternetin gelişiyle birlikte tabii ki çok şey değişti. Çok geçen. Hep birlikte. Kusura bakmayın. Çok şey değişti. Oyunlarda da çok şey değişti. Doğru. Bunu neyle gördük? MMO'larla gördük ki 2000'lerde aslında MMO'ların böyle şahlanmaya başladığı şeyler, zamanlar. Tabii burada hani çok dikkatli veya bu tura çok hassas olan izleyiciler tabii ki hemen kalkıp şey diyecekler. İşte o dönemlerde neydi o oynadı? Bir şey 8 mi 13 mi yapmıştı ya? Ultima Online. Ultima Online da zaten 90'ların sonunda başlayan. Evet, yani hani ona değinmiyoruz hani hakikaten MMO kavramının böyle tabii. Evet ya ilk böyle babası olan aslında World of Warcraft'ta bir doğma değinmek yani lazım. Ondan önce mesela EverQuest var. Evet, Sony'nin ki 15 sene hatta belki hala bile yok kapattılar. Evet. Sony'nin EverQuest'i var. Mesela ben ilk şeyimi onunla oynamıştım. Sonra senin Star Wars maceran var. Star Wars Galaxies var. Onları oynamıştım. Ultima Online'a da çok az bir baktım. Bakmıştım vardı. Çok beni sarmamıştı o zaman ama tabii ki 2003'te çıktı sanıyorum World of Warcraft. Orada hepimiz bir olayın içerisine girdik. Yani internet hatta hatırlıyorum 128K'ydı o zaman. Kabloydu. O zaman da hala bak kaç yıllık kablo müşterisi. Evet. Uydu net. 128K. 64'ten 128. İlk önce 64K'ydı. İlk World of Warcraft'ta başladığımda ondan sonra 128'e bir geçtim arada. Dedim o 2 kat arttı hızım. İnanılmaz falan. 2 kişi Seda ile birlikte 2 kişi World of Warcraft oynanabiliyordu. Çok enteresan. Evet. 128K yani. Ama o zamanki sistem ihtiyaçlı da oyuna tasarlanmış yani, tabii ki. Evet. Ama oyun değişmedi pek. Tabii. Öyle bir şey var yani. Arada 15 sene geçti. Şu anda 8 megabitle 50 megabitle oynuyorsun ama oyunun temeli aslında 128'de oynanabiliyor yani. Ama işte MMO kavramındaki herifler yani çok acayip bir şey tasarladılar. Hiç kimse karşısında duramadı. Çoktan şu ana kadar yıkılması gerekirdi bence. Abi ben zaten adamlara hayranım. Yani gerçekten Blizzard'a hayranım. Bak adamlar nasıl bir sistem yapmışlar ki o zamandan aradan geçen 15 senede üzerine ya ulan temeli herif öyle bir koymuş ki. Ne yapsan gidiyor. Üzerine koyuyor. Gökten oldu anasını satayım. Herif hala koyabiliyor. Evet. Bak Destiny'ye adamlar bir oyun yaptı ikinci üzerine koyamadı. Baştan başladı. Yani muhteşem ve zaten söylüyorum. Şu ana kadar oyun dünyasında bak simülasyonun kralı değişti. FPS'nin kralı değişti. RPG'nin kralı değişti. Evet. Bu taşlıklar hep gidiyor. O taşlar bir sene başkası takıyor, bir sene başkası taşıyor. Bu heriflerin karşısına Conan çıktı. Tabii. Star Wars çıktı. İki tane Star Wars çıktı. Bir Galaxies çıktı, bir KOTOR çıktı. Evet. Ondan sonra daha Kore'den bin tane şey çıktı. Onlar tam karınca gibi yapıyorlar. Guildboard'u say. Tamam, Guildboard çıktı. Sayabildiklerimiz arasında Orta Dünya. Tabii. Onun reklamını aldı çıktı. Ama arkadaşlar hiç kimse World of Warcraft'ı aşamadı. Oyun dünyasının gerçek kralı mı? Bak buna ayrı bir program yapmamız gerekir belki ama şu an Bu herifler bir kere yaptılar ve tam yaptılar. Hala da ineği sağıyorlar. Hatta hala altın yumurtlayan tavukları var. Neyse yani o dönemde işte bu arada o dönem dediğimiz şeyler de üzerine 10 yıl, 17 yıl, 15 yıl geçmiş. Tabii. 15 yıldan beri hala oynanan MMO'nun babası World of Warcraft geldi hayatımıza ve hala duruyor. Bak şimdi konuşacaklarımızın birçoğu gitti. Birçoğu, hepsi gitti herhalde. Herhalde. Ha, seri olarak devam edenler vardır ama oyun olarak. Sonra o dönemde ilk defa artık 3DFx'in ezine başladığı dönem Nvidia karşısında. Tabii. Şeyin kızıştığı zamanlar. O işte ilk defa GeForce'u çıkarttı. Aha. Ondan sonra çocuğu koydu. Dedi ki Transformant Lighting var benim GPU'nun üzerinde. Aha. TNN. Aha. Ondan sonra o zamanlar tabii 3DFx'lerde böyle özellikler yok. Böyle muazzam bir şey, acayip bir grafik kalitesi farkı var. Onu yapması için 3DFx'in aynı CPU'dan birkaç tane, GPU'dan birkaç tane konması lazım karta falan. O da ekstra adaptör falan gerektiriyor. O zamanlar 3DFx'in cevabı şey olmuştu işte. Voodoo 3 de karşısına çıkmıştı. Onda da anti-aliasing'e abanmıştı. Evet, aynen. 8x falan anti-aliasing mi ne vardı? Ama 16x miydi? Ama Voodoo 3 mü, Voodoo 4 mü çıktığını hatırlıyorum. Yanında adaptörle geliyordu. O kadar baba kart yaptı ama hala bir GeForce değil mesela. Bir de şey de güzel. Nvidia öyle pazarlamıştı ki hatırlıyorum. GeForce. İsme bak, GeForce falan diyorsun. Böyle bir şeyle geldi hayatımızda ve bizim Murat'la aslında hala içimizde yer olan bir önceki videoda söylemiştik. 3DFx dönemi yavaş yavaş o dönemlerde kapanmaya başlamıştı. Onur'un da benim de hayatımda Voodoo'nun çok önemi vardır. Yeri büyüktür yani. O yüzden ben hala Nvidia'ya karşı biraz şeyimdir, mesafeliyimdir. Ben sana haklı söyleyeceğim. Tamam, çok PC değiştiren bir insan değilim. Hayatta hiçbir zaman için Nvidia karta para vermedim. İşte bak adam. Bak. Hiçbir zaman için ben öyle bir şey işte ön yargımız. Evet. Paradigma, ön yargı değil, paradigma. Nvidia kötüdür. Değil aslında. Değil. O senin işte 3DFx'ten gelen bir gözü koymam. Şimdi bir önceki videoda tartıştık grafik mekanikler mi? Orada da hani bahsetmiştik ya işte grafikler abardı, oyunlar İşte grafiklerin abarmaya başladığı dönem 2000'lerin başında işte bu 3DFx çıkıyor. Nvidia geliyor. Bunların arasında bir yarış başlayınca daha güç, daha fazla güç, daha fazla donanım, daha fazla donanım derken oyundaki oyundaki grafik kalitesi uçmaya başlıyor. Şimdi nereye kadar? Şimdi orada işte ilk defa bir touch değişimine şahit olduk. Bu arada PlayStation 2 çıkıyor. Ona gireriz. 2020'de. Evet, ona gireriz. Onu söylemek lazım. Orada bir touch değişimi var arkadaşlar. Yılların Doom'u, tacını Half-Life'a bırakıyorlar. Evet. O ilki 98'de galiba. 92'de. 2'de miydi? Half-Life 2'de. Evet. Yani 2000-2005 arasında çıkan Half-Life 2. 2004'te çıktıydı galiba. Bitti. Orada olay bitiyor arkadaşlar. Yani o Half-Life 2'nin o işte o araya kaçtı? Araya City 17. City 17. O girişi gene insanları şey yapıyor. Taç diyorsun ki FPS herifler artık. Koydu yani, çocuğu koydu. Bak sen bilirsin, ben özellikle bir FPS'yi 2 kere falan oynadım yoktur. Yani Halo harici. Kampanyayı bittikten sonra Halo'yu da mesela bitirdikten sonra co-op. Orada çünkü aldığın tecrübe değişiyor. Mesela. Ama tek başıma bir kampanyayı, bir FPS var. Hatta çoğu oyun için 2 kere oynadım yoktur. Ama Half-Life'ı ben 3 kez falan oynadım. Benim için bak mutlaka burada 50 kez bitirenler vardır. Benim için muazzam bir şey. 3 kez bitirmişim yani. Ben kendimi. Benim için acayip bir şey. O kaloriferleri oradan söküp o elimizdeki o zımbırtıyla söküp Gravity Gun adamdan atmak. Kafasına atmak kadar zevkli bir şey yok ya. Basketbol. Abi benim de kaloriferle geziyordum. Böyle bir şey yok ya. O bir de böyle geçerken tang dung şeye çarpar. Kapılardan geçmez. Önce böyle geçirsin. Sonra döndürür geçersin falan. Bak hala canım çekti ya. Böyle bir dönemde PC dönemi böyle gidiyordu delilerim. Şimdi yeni bir oyuncu girdi. Ha ne peki? Microsoft. Ha, Microsoft konsol tarafından bahsediyoruz. İşte PlayStation 2 deli dumana çıktı. Orada PlayStation 2 ne yaptı? Dreamcast'i tarihe gömdü. Dreamcast gidiyordu bir şekilde ki iyi bir makineydi belki. Doğal olarak bazı özellikler PlayStation 2'den daha iyiydi. Taksi oyunu vardı. Ha. Crazy Taxi. Ondan sonra Dreamcast PlayStation 2'nin çıkışıyla beraber belki 2 sene sonra falan patates oluyor. Ve ondan sonra Microsoft büyük bir atılım yapıyor. Apple'ın elinden kimi alıyor? Halo'yu alıyor. Ve Steve Jobs şeyi açıyor telefonu. Neydi bir herifimiz? Bill Gates'e. Aga sen ne ayaksın diyor. Oğlum herifin manyaklığına baksana. Yani Apple için bir tane oyun geliştiren bir firma. Tamam mı? Yani ne yani? Sen CEO yani ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Microsoft'un CEO'suna ama bir şey söyleyeceğim. Ulan orada bizim bilmediğimiz, daha bazen üzerine geçilmeyen bir şey var. Şimdi bizim seninle ilişkimiz kadar olmasa bile var. Steve Jobs ve şeyin var da iyi ulan. CEO düzeyinde bir şey değil ulan. Kıçı kırık bir oyun firması yani. Halo yok o. Hiçbir şey yok. Öbürü Egon'un babası yani. Steve Jobs Egon'un babası arar yani. Neyse herifin ruhu şad olsun, toprağı bol olsun diyelim. Böyle bir atak geliyor ve zaten Microsoft da şeyi Xbox tanıtırken neye tanıtıyor? Halo'ya tanıtıyor. Ve PPS kavramı arkadaşlar konsollarda eBay'i bu sefer kendine çeviriyor. Bizim için öyle. Yani evet PPS PC'de hala uzun gidiyor. Oyun tarihi içinde öyle. Evet. Yani o ana kadar 2001'de çıktı sanıyorum Xbox değil mi? Evet. O ana kadar konsolda FPS oynanmaz diye bir mantık var. Hala aynısını düşünen arkadaşlar vardır. Olabilir. Ama ondan sonra, Halo'dan sonra bayağı da güzel oynanıyormuş. Evet. Hatta o güne kadar FPS'de yapılmayan açık dünya. Sadece iki silah. Ha. Araç kullanımı, arkadaşınla araç kullanımı gibi bir takım özellikler hem de hiç teklemeden gayet iyi bir performansla, akıcı bir performansla. Bir de orada da tabii ki Half-Life'la beraber bir yapay zeka kavramının aslında FPS'nin çehresini nasıl değiştirebileceğini Half-Life 1 diyelim hatta da ve özellikle konsolda Halo'nunki başkadır çünkü çok net bir şekilde anlıyorsun. Aslında FPS dediğin kavram sana sadece koşan adamlar değilmiş. Saklanan adamlar da olabiliyormuş. Yani script bazlı değil, hiçbir zaman aynı sahneyi bir daha yaşamıyordun mesela. Evet, öldün, yani şuradan adam çıkacak diye bir şey yok. O her zaman, her seferinde başka yerden çıkıyor. Tabii ki sen bunu görmemişsin. Evet, ilk defa o zaman yaşıyorsun. Yani çünkü Doom'da oynarken o kapının arkasında bir adam vardır. O herif oradan çıkar yani. Bilirsin hatta, onu vurur geçersin hemen. Halo bunu değiştirmişti. Şimdi o dönemlerde arkadaşlar biraz daha böyle geçmişe gidelim yani o dönemi hatırlamak için forum kavramı çok fazla. Her yerde forumlar var. Evet. Dünya kadar forum. Açılıyor. Herkes açıyor. Sosyalleşme mekanı aslında. Aynen. Yani sosyal medya dediğimiz şey. Facebook yok da henüz daha. Tabii sosyal medya dediğimiz şey aslında internet forumu. Evet doğru. O zaman. Güzel bir yaklaşım. Biz zaten işte arkadaşlar Murat'la bizim 2001'de mi ne 2002'de mi ne bir atışmamız var. Çok daha farklı. Ben hiç hatırlamıyorum bu arada. Endem forumlarında o zamanlar Endem vardı. Endem Donanım Haber vardı galiba. Tabii, Endem vardı. O da Donanım Haber'in ilk zamanları. Tabii. Merlin'in Kazan'ın bir şeyi var mıydı? Hatırlamıyorum. Forumu var mıydı? TR Gamer'ın vardı mıydı onu hatırlamıyorum. Onu da hatırlamıyorum ama bütün daha çok da konsol oyuncuları. Evet. Aslında her tür oyuncu ama daha çok konsol oyuncuları Endem'de buluşurdu. Evet. Endem.net. Şimdi Murat o zamanlar Kaftan'da. Admin çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Murat böyle. Bir dakika. Ben buraların adminiyim. Ben admin olmadım ki lan. Admin'in yok. Hayır. Anlatıyorum bir dur. Sus. Admin'in. Endem'de ben hiç admin olmadım. Endem'de admin'de. Hayır videoyunu biz sana beraberdik. Videoyunu biraz da. Şimdi neden anlatıyorum sana. Ben Endem'de bir konuya böyle fena damardan girmiştim. Aga bir yorum yaptı. Adam gibi tartışacaksanız tartışın. Sen kimsin lan? Ne yazıyordu Dragon Reborn diye bir herif. Sen kimsin dedim. Sen kimsin? Sonra bitti ama aramızda bizim Murat'la bir buzdağı var. Bir daha Endem'le biz hiç böyle şey yapmadık. Murat'la bir şey yazışmadık. Ya şimdi sen 2000'lerin başında 2002'de geldin. Evet. Orada biriyle atışıyordun. Evet. Ondan sonra ben de geldim oraya. Adam gibi yazacaksın diyorsun. Abi hiç valla inanır mısın hiç hatırlamıyorum. Ben Endem'de moderatör olduğumu da hatırlamıyorum. Ben ilk Endem'e girdiğimde bir şey yazmıştım. Ondan sonra o zaman video oyununda yapan Lantis vardı. O işte moderatörü de orada. Kardeşim niye okumuyorsunuz işte bu aynı şey şurada da tartışılmış gidip oradan okusana demişti bana. Ben onu hatırlıyorum. İlk mesajım olan nereye geldik falan demiştim. Nasıl bir ortam burası? Ondan sonra hiç hatırlamıyorum gerçekten moderatör olduğumu. Aa, sen diyorsan öyle. Moderatördüm. Ama ben bak bunu hatırlamıyorum. Dragon Reborn'u unutmam. Onur bunu içerisinde büyütmüşse herhalde. Kim bu hıyar? Besledim. Yavru bir kinim var. Evde ben toplarını veriyorum. Evet. Neyse tabi arada şey var değil mi? Messenger'ım var. Yok ne var? Messenger var. ICQ değil. Yok yani. Messenger. Sonra o zamanlar biz Koray'la işte böyle konuşuyoruz falan filan. Bu arada video oyuna geçtik ama biz Murat'la... Yok video oyuna geçmedik daha. Hala video oyundayız. Öyle mi? Tabii. Sonra biz video oyuna geçtik. Çok eskiden de unutmuşuz. Ondan sonra biz işte bizim Koray Drister'le falan konuşuyoruz. King'den falan bahsediyoruz. Ya dedi, evet. Aha. Ya dedi bizim dedi bir Murat Hoca vardı, o çok fena king hayranı falan dedim. Murat hangi Murat? Bu arada aynı formayız bu arada. Şu Dragon Reborn. Ya bırak dedim ya. Bırak. Korkup şey dedim. Yok oğlum iyi adamdır, şöyle adamdır falan, neyse. Biz girdik Messenger'dan. Ondan sonra Murat'la böyle sohbet etmeye başladı. Ondan sonra ilk bunlar geldiler. Onu hatırlıyorum bak. İşte Koray'la açtı bu bir tane oda. Onur'un ilk şeyi şu. Yani işte Dragon Reborn'la da aramızda buzdağları vardır ama evet. Dedi, ulan şimdi bakıyorum isme. Scott'i miydi o zaman? Scott. Ulan hiç mi çağrışım yapmıyor? Tamam mı ya? Ulan Scott'i kim? Niye buzdağı varmış aramızda? Vesaire. Ondan sonra da Karakule evet, muhabbete girdik. Sen Karakule'yi bitirdin mi bu arada? Tabii canım çok oldu. Yani bitirdin mi? 10 sene falan okudun değil mi? Uzun bayağı uzun okumuştum. Evet. Evet. Ondan sonra işte Karakule hangi kitabı okumalıyız bilmem ne şununla bununla falan derken orada buzdağları evet. Ne olmuş erimiş demek. Tabii şey bizim enteresan o dönemde ben bak hala unutmuyorum. Şimdi belki anımsamayacaksın şey olmuştu. İşte o gün hatta işte Murat da sen ne iş yapıyorsun bilmem ne ailen neci falan filan. Murat şey demişti bana, ben tek çocuk olduğum için, işte kardeş falan var mı? Yok dedim kardeşim yok ben tek çocuğum demişti. Bana sonra Murat dedi ki ya nasıl tek çocuk olmak kötü bir şey değil mi dedi. Ben dedim ki hiç kardeşim olmadığı için ben tek çocuk iyi mi kötü mü, kardeş olmak kötü mü bilmiyorum dedi. Sonra bir sessizlik oldu, ya doğru söylüyorsun nasıl bileceksin ki dedi kardeş duygusunu. Bizim orada Murat böyle bir felsefi böyle boyutlar böyle yakınlaşmamız olmuştu. İyi laf satmamışım. Ben aslında orada şey demek istemişimdir sana. Ulan belli tek çocuk olduğunu demek istemişimdir de. Sen öyle pis niyetli öyle aşağılık bir köpek değilsin Murat biliyorum seni. Sağ ol be. Sonra evet. İşte Murat'la bizim böyle ufak tefek git gel. Sen o sırada şeysin ama. Killzone'cusun. Yok. Tabii abi Killzone'u çok bayağı canhıraş şey yapan bir adamsın. O zaman ben belki sonra Killzone için o kadar hevesli olmadım. Ben o zaman fena Gran Turismo'cuyum. İlk Killzone 2, ilk Killzone çıkar. Yok değil. Değil miydi? Değil kesin değil. Yok ben hiç Killzone için. Ben hatta Killzone'un biri oynamadım bile. O zaman ben Xbox'ım var çünkü. Ondan sonra işte Murat'la gel zaman git zaman sohbet falan. Bayağı biz erttik ama bizim Murat'la buluşmamız belki Murat'la tanıştıktan bir sene sonradan bile fazla. Tabii neden? Bizim Murat'la ilk buluşmamız arkadaşlar Xbox 360'ın çıkışıyla beraber çıkışın 2. ayında 3. ayında senin evde büyük bir parti yapmıştık. Ha orada mı oraya mı gelmiştik? İlk defa biz o büyük partide Murat'la o zaman buluştuk. Yani adamlara bak Xbox'çılar buluşup evde parti yapıyorlar. Ama ne parti evde 14 kişi falan var. Senin Göztepe'deki evde evet. Daha fazla. Ondan sonra bak bu arada takip edenler vardır. O grup içerisinde İlhan var, Kandiski. Şerif biliyorsunuz şeyde Instagram'da fenomen. Tabii. Acayip takipçileri var. Kandiski falan var. Evet fotoğrafçı. Ondan sonra Murat'la öyle yıllardan beri süregelen bir ahbaplığımız vesairemiz. Ondan sonra başladı işte. Oradan başladık evet. Orada ilk kez orada mı tanıştık? İlk defa biz seninle yüz yüze geldiğimiz o aradan sene oldu. Aradan 2-2,5 sene sonra belki de. 2000 kaçta çıkmıştı? 4'te 2006'da yaptık o partiyi. 2006'da o zaman 2002'de. Hatta belki 2006'dan yok 2006'da yaptık. 2006'da. Evet. 2002'de de küçük sene sonra. Evet. 3 sene boyunca biz Murat'la sadece text tabanlı konuştuk. Tabii text tabanlı konuştuk sadece. Forumlarda birbirimize giydirdik. Evet. Daha doğrusu ben giydirmişim. Burada anlaşılıyor ama. Yalnız tekrar şeye ben bir döneceğim şimdi. Her zaman da söylerim bunu. Endem.net dediğim şey o zaman Türkiye'nin en büyük forumlarından bir tanesiydi. Abi bir gün bu adam geldi dedi ki ben sizinle uğraşamayacağım dedi. Çat kapadı gitti forumu. Biz böyle kaldık. Nasıl ya? Kaldı. Nasıl lan falan diyoruz ya. Çünkü adam bir yandan da hani şey satıyor, donanım satan, işte çip takmak, işte makine tamiri, PlayStation tamir eder, Xbox tamir eder, oyun satar falan. Böyle bir adam yani orası herifin pazar yeri. Evet. Adam şu anda öyle bir topluluğu, öyle bir community topluluğu oluşturmak için para firmalar para saçıyor, para. Evet. Para saçıyorlar öyle bir sadık bir kitlemiz evet. Olsun diye. Adam onu fişini çektiydi ya. Peki hala da bana çok garip geliyor. Endem'in ne iş yapıyor musun şu an? Hiç bilmiyorum. Satmış yeri. He. Ondan sonra ama hala Alman Endem'le işletiyormuş. İsmi de ne abiydi? Hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra o beyefendi Konya'da mı ne? Kapalı devre sistemleri, kamera sistemleri kuruyor şu an. Odanın Endem'i bak, odanın Endem'i. Yani. Allah rızkını arttırsın evet. Yani ne diyeyim. Enteresan. Yani enteresan. Tabii işte buna vizyonsuzluk mu demek lazım bilemiyorum. Yani. Yazık etmiş. Evet, bize eleştirmek düşmez tabii ki adam sonuçta orası ekmek para kazandığı bir yerde. Hı-hı. Ama elinin her şey tersinden ya. Çok ilginç. Şey. Evet, gerçekten evet. Çok ilginç. Dönelim abi tekrar. Evet. Şimdi PlayStation bir yerden evet. gidiyor. Evet. PC bir yerden gidiyor. Evet. Xbox bir yerden evet. gidiyor. Nintendo var. Nintendo'dan GameCube var. GameCube var doğru. GameCube 4 tane mahşerin atlısı evet. gidiyorlar ve ilginç bir şekilde belki de oyun tarihinde ilk kez hepsi de aslında birbirlerine böyle güç olarak çok uzak değiller. Yakınlar. Yani GameCube evet. aslında GameCube de çok kuvvetli bir cihazdı. Bunların içerisinde Xbox konsollar evet. içerisinde en güçlüsüydü. Hatta işte Bill Gates'in orada başta bir şeyi vardır. Adamlar gelmiş de onun yapılma hikayesi de bayağı enteresan bir hikaye. Adam demiş ki işte bizim rakibimiz PlayStation. Nasıl yenebilirsiniz bu adamları demiş. Hı. Yani o kütüphane bizde yok. Hı. Donanım o zaman donanıma abanım. Bunlar da donanıma abanmışlar. Oradan böyle bir diğerlerinden daha evet. iyi de bir şey gelmiş. Ama enteresan olan o grafik kartı yarışı çok kızgın olmasına rağmen o aralar PC ile konsolu arasında öyle çok aman bir fark yok. Yani demek ki şuna gelmek istiyorum. PlayStation 2'de, Xbox'da zaten öyle çok güçlü donanımlarla çıkmışlar. Evet, yani şu ana bakarsan şu ana göre şu andakine kıyasla adamlar o çıktıkları evet. şeyin en üst seviyesinde çıkmayı başarmışlar. Aynen. Katılıyorum sana. Evet. Peki sen ne yapıyorsun o arada? Ben işsizim abi orada. Üniversiteden yeni mezun olmuş. Kaç mezun? İşte 2001 mezunum. Ondan sonra o dönemler işsizim. 2003'e kadar falan. Böyle bir iki yerde böyle girmiştim ama çok uzun vadeli olmadı. 2003'e kadar. 2 sene oyun oynadım. Aa 2 sene yatış yani evet. Geberimi kaşa oynadım. Tabii o dönemlerde işte şuna geleceğiz. O dönemler yani 2005'e kalan o dönemde şu an artık çok fazla furyasınaşamadığımız oyunların birbirleriyle formlar üzerinde ölesiye kapışıldığı bir dönem. Herkes birbirine gömüyor. Killzone'cusu Halo'yu gömüyor. Forza'cısı Gran Turismo'yu gömüyor. PC'cisi Xbox'u gömüyor. Xbox'cısı PlayStation'u evet. gömüyor. Öyle bir herkes birbirine gider yaptığı dönem. Forma giriyorsun kavga. Forma giriyorsun kavga sürekli. Alev alev ya ortalık. Adminler, moderatörler o başlığı kapatıyor, bunu kilitliyor, öbürünü banlıyor falan. Böyle bir dünyadayız. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Nasıl? Herkes birbirine düşman. Ya o zamanlar böyle daha topluluklar... Belki de biz mi forumları falan terk ettik? Belki şimdi Donanım Haber'e gitsem orası da öyledir. Bilmiyorum da. Biz biraz böyle artık içimize kapandık. Evet. Hep böyle çok yakın dostlar arasında sohbeti sürdürüyoruz. Evet. O zamanlar hakikaten yani insan lan dur şuna da giydireyim, buna da giydireyim diye mantığıyla forumlarda geziyordu yani. Evet, enteresan bir zamandı. Biz de o zaman ateşliydik. Tabii. Yani henüz daha olgunluğa erişmemiştik orada. Ben kaç yaşındayım? 20 yaşındayım. Lan dur. 2000 yılında 28 yaşındayım. Yani. Evet. Gencim yani. Gençsin tabii. O yüzden biz de ona gömelim. Buna gider yapalım. Ona atar yapalım. Kafasında devam ediyoruz. Bir de forma kız gelmiş. Herkes yazar bir tane. Bazen böyle bir kız geliyor denk getirme. Ben onları çok seviyorum. Herkes bana son derece beyefendi. Tabii. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Lan forma kız gelmiş. Herkes beyefendi. Forma kız gelmiş. Bir de oyun oynuyormuş. Evet yani. Tabii canım. Ya bir tane ileriki bir tarihten bir şey anlatacağım ama biraz geçeceğiz. Video oyun zamanında. Biz artık orada çok böyle bir iç içe geçmiş bir topluluk oluşturmuşuz. Yani böyle bir 50 kişi, core 50 kişi tamam orada sohbet ediyoruz ve biz hani birbirimizi çok uzun zamandır tanıdığımız için ona laf sokuyor ama kimse de alınmıyor. Bir gidiyor. Bir tane adam gelmişti. Ondan sonra muhabbet süper tabii. Hani herkes bilgili, herkesin söyleyeceği bir şeyler var. Boş muhabbet yok. Herkes bir şeyler anlattığı zaman. Bu adam bir yaptı. Aa burası çok güzelmiş falan. Muazzam dedi. Ortam. Muazzam ortam falan. Şimdi yazıyor tamam mı adam? Yazıyor ama hep böyle giriyor. Ya siz onu bilmiyorsunuz doğrusu budur. Cık. Ya kardeş gidiyor. Ama herifin kendisini ispat etme çabası var. Yani ben çok iyiyim. Evet. Hepinizden daha iyiyim ve bunu devamlı söylüyor. İşte siz onu bilmiyorsunuz burası böyle. Bilmem ne. Ulan insanlar yavaş yavaş gerilmeye başladı tamam mı? Ondan sonra bu adama yüklenilmeye başlandı. İşte o deyince birisi giriyor. O deyince birisi giriyor falan sonunda. Sana girdi en son. Hayır. Ben anlatayım. Bir kavga çıktı gene bu adamla. Tamam adam böyle birileri birbirine girdi falan. Herkes böyle laf soktu ama Kıvılcım ve şey körükleyen bu çocuktu. Neyse kim ismini hatırlamıyorum. Ondan sonra Murat'ın böyle olgun babacan tavrıyla bir yazdı ama o ifade aynen çokluğa benzer. %70 onu hatırlıyorum. Şimdi biz dedik ki Murat biz burada bir arkadaş grubuyuz. Her şey kapımız açık. Ondan sonra ne zaman istersen bizim soframıza oturabilirsin. Ondan sonra soframızda her zaman sana yer var ama yeter ki bizim gibi yemek ye. Yani hani bizim gibi davranmaya getir demekli konusu. Adam şey dedi. Seni sofra yatırır dedi. Senin egonu suratına vura vura düzlerim dedi. Murat'ı sofra yatırıyor ve suratına vura vura egosunu düzlüyor. Nasıl adam artık içerlemişse senin de böyle ama sen de o çok ağır girdin ama yani. Bizimle aynı sofraya otur biz de buyur bu yemeği ama bizim gibi yani. Adam oluyor yani bizimlisi. Ondan sonra orada İlhan kayış koptu çünkü etleri böyle küfür edip sonra da evet. Gitmişti yani. Enteresan. Forumlardan güzeller. Yani. Evet, evet arkadaşlar siz de o zamanlardan anılarınızı buraya yazmanızı ihmal etmeyin. Evet. Tabii bahsetmek gerekirse mesela bir God of War serisinin çıkışı, evet. İşte PlayStation 2 zaten PlayStation altın dönemlerinden bir tanesi. Dünya kadar RPG, Japon RPG, anime uyarlamaları, evet. Bir sürü TPS yani böyle çok şaşalı bir dönem aslında baktığın zaman. Evet. Onlardan çok bahsetmedik ama siz de anılarınızı ve bahsetmek istediğiniz oyunları lütfen aşağıya yazın yorum olarak. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.